İçişleri Bakanı'nın sözleri böyleydi. Ekip arkadaşlarım bakanın sözlerini dikkatle takip ettiler ve böyle içinden pek çok manşeti seçtiler. Bugün 11'e kadar devam edecek bu sabah buluşmamız içerisinde ana gündem maddelerimizden birisi bu olacak. Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker yeni videolar yayınlamaya da devam ediyor. Soylu'ya da yanıt vereceğini dün itibariyle açıkladı. İnanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Bugün işte bir numaralı gündem maddemiz bu olacak. İki, korona ve aşı ve sizlerden gelen yorumlar. Kenan Gül, Evrencel 31 rumuzuyla Twitter'dan yolladığı mesajında. Keser döner, sap döner. En doğru sözü söylemişsiniz. Bize söz kalmamış. Belki de şu iki kelimeyi ekleyebiliriz diyor. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz diyor efendim. Cumhuriyet'ten Hürriyet'e geçiyorum. Ne olaylar değil mi efendim ya? Çok enteresan. Hain saldırıda Kanada izi. Terör örgütü PKK'nın önceki gece Diyarbakır'da askeri üste saldırı girişiminde kullandığı maket uçaklardaki beyin kartlarını Kanada'dan temin ettiği sanılıyor. Şimdi bu haberi okuduğum zaman, Uğur Ergan imzalı bu özel manşeti okuduğum zaman emperyalist güçlerin Türkiye'ye yönelik ikiyüzlü tavrını aklıma getirdim efendim. Amerika bakın bir taraftan terör örgütlerine silah veriyor. Bir taraftan dün İsrail'e ki şu anda devlet terörü uygulamakta 850 bin silahlık yeni bir satış anlaşması imzaladılar. Kanada bundan iki hafta önce sizlere duyurmuştum. Bizim İHA ve SİHA projelerimize Kanada ürünü teçhizatları vermemekle bizi tehdit etmişti. Oysa bakın terör örgütleriyle iş tutuyorlar. Dolayısıyla Batı ülkelerinin de başta terör ve terörle mücadele konusundaki tutumlarını gözden geçirmelerinde fayda vardır diyorum. Cumhuriyet ve Hürriyet'ten sonra Karar Gazetesi'ne geçiyorum. Yargı daha neyi bekliyor manşetiyle çıkmış. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in siyaset ve mafya ilişkileriyle örülü iddiaları günlerdir Türkiye'nin gündeminde. Ortalığa saçılan vahim ifşaat ve suçlamalar karşısında hükümetten net bir açıklama gelmedi. Kolombiya'da ele geçirilen 5 ton kokainin Türkiye'deki bağlantılarına ilişkinde soruşturma başlatılmadı. Ülkeyi 90'lar atmosferiyle karşı karşıya bırakan karanlığın dağıtılabilmesi için yargının derhal harekete geçmesi kamuoyunun ortak beklentisi diyor. Ki bugün uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili olarak iki gazeteci arkadaşım İsmail Saymaz ve Aytunç Erkin kaynaklarıyla da konuşarak bu uyuşturucunun yakalandığı geminin sahipleriyle de konuşarak özel gazetecilik başarılarına imza atmışlar. Bültenimiz içerisinde özetlemeye çalışacağım. Demek ki bu sabahki ana gündem maddelerimizden birisi bu konu ise bir diğeri de korona, aşı, aşılama. Ölüm sayıları şu anda asla istenilebilir düzeylerde değil. Ölüm sayılarının günde 10 kişilerin falan altına inmesi lazım ki siz içiniz rahat bir şekilde bu salgın kontrol altında turist ağırlayayım, insan göndereyim, bütün alanları açayım diyebilmelisiniz. Son tabloyla uzmanların altını çizdiği sayının 20 katından da fazla can kaybı. Yoğun bakımda yatan ağır hasta sayısı da hala çok yüksek. Salgının kontrol altına olmadığına işaret eden yeni veriler de geldi. İllere göre haftalık durumu gösteren haritada güncellendi. 100 binde görülen vaka sayılarına göre İstanbul %184'lük oranla yine kritik seviyede. 100 binde 20 demek Türkiye için Avrupa Birliği'nin tanıdığı yeşil sınır. 180 milyon üzerinden yapmıyoruz artık hesabı. Çünkü bir 5 milyon kişi hastalığı geçirdi. Bir %15 kadarımız da aşılandı. Yani 60 milyon üzerinden yapıyoruz. O zaman 1200'lü rakamlar günde. 1000 ile 2000 arası rakamlara inmemiz lazım. 18 Mayıs'ta olduğu gibi 19 Mayıs'ta da günlük vaka sayısı yine 11 binleri geçti. Kapanma döneminde içine alan haftalık vaka sayılarında İstanbul gibi Doğu illerinde de alarm zilleri çalıyor. Erzurum'da 100 binde görülen vaka sayısı %192, Ağrı'da ise %182. Yaz aylarıyla birlikte özellikle turizm illerinde hareketlenmenin daha da artması bekleniyor. Kuzey Ege'den Akdeniz'e doğru inildikçe tatil bölgelerinde de haftalık vaka sayılarında istenilen seviyeye henüz ulaşılmış değil. Şöyle diyelim, yangın alarmlarının hiç çalışmadığı, epeyce çalışmadığı daha doğrusu büyük merkezler dışında bir pozisyonla yaza giriyoruz. Ama ağır vaka ve ölümler
azalmayacak. Yaklaşık 50 bine vardı bizim ölüm sayımız. Bunun %50 kadarı son 5 ay içinde oldu. Son 5 ayı vurgulayarak söylüyorum. Son 5 aydır aşı var artık elimizde. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Uzmanlara göre aşıyla ölümleri durdurmak mümkün ama yeni bir acı tabloyla karşılaşmamak için daha hızlı olmak gerekiyor. 30 Haziran'da 90 milyon kişiye yapacak olsak bu tek dozu, günde 1 milyon dozdan yapabilsek, hadi 2 milyon dozdan yapabilelim. 45 gün, üstüne de aşının koruyuculuk süresini katıp 20 gün daha, yani 65 gün daha demektir bu. Sonbaharda önümüze çıkacak bir kötü tabloyu, iş yerlerinin açılamamasını, okulların açılamamasını kısa vadede çok önleyecek gibi durmuyor.